Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bugünkü divan toplantısını açıyorum. Hünkârımız, devlet-i âliyenin birçok kanununun ihtiyaçlara karşılık vermediğini ve bu yüzden sıkıntılar yaşandığını düşünmektedir. Ki bu sebepten kendileri İstanbul Kadısı Ebu Suud Efendi'den yazılı bir malumat istediler. Kadı Efendi, vergi kanunlarının tekrar elden geçirilmesi ve izahatlarının açık olması gerektiğini söyler. İlaveten muhakeme hukukumuzun da yenilenmesi elzemdir der. Kadı Efendi'nin fikirleri bu kadar mıymış? Muhittin Efendi, Arapların bir atasözü vardır. İspir feyine dehre la yasbir. Yani sen sabret, zaman sabretmez. Vezir-i Azam Hazretleri, biz sabrederiz de burada Osmanlı hukukunun iki direği Rumeli ve Anadolu kaz askerleri dururken Kadı Efendi'ye mi kalmış bu mesele? Hünkârımız böyle münasip görmüş. Kimin haddine düşer sorup sual etmek? Siz devam edin Kadı Efendi. İlmiye Teşkilatı'nın vaziyeti vahim. Mutlaka yenilenmesi lazım. Bu kaz askerlerinin mesuliyetindedir. Kadı ne karışır? Kadı Efendi kaz askeri olmak istiyor belli ki. İlaveten mülazemet nizamını sağlayarak tayin bekleyen kadı ve müderrislerin haklarını teslim etme. Bu nasıl bir kelamdır Kadı Efendi? Biz haksızlık mı yapıyoruz? Mansıpları ehillerine veriyoruz. Haddinizi aşmayın. Biz haddimizi biliriz kaz asker efendi. Tıpkı sizlerin haddini bildiğimiz gibi. Paşalar sizler ne dersiniz? Paşa Hazretleri, devletimizin temeli kanuni kadime riayettir. Kanunları her padişah değiştirirse kargaşa doğar ve önü alınamaz. Paşamızın hakkı var. Devlet-i âliyenin kanunlarını Sultan Mehmet Han yapmıştır. Mustafa Paşa sen ne dersin? Topraklarımız genişledi paşam. Birçok milleti idaremiz altına aldık. Adaletin dört bir yanda tesis edilebilmesi için yenilenmesi elzemdir. Kanuni kadime riayet edilmezse devlet nizamı bozulur. Doğru dersin. Doğru dersin Ayas Paşa. Da cennet mekan Sultan Mehmet Han atalarının ve dedelerinin kanunlarını yenileyerek kanunu kadime riayet etmemiş mi ola? Unutmayalım ki devleti Aliye bugün eğer bir cihan devleti ise bu sadece Sultan Mehmet Han'ın fütuhatıyla değil devlet teşkilatını ve hukuk nizamını yenilemesiyle mümkün olmuştur. Hünkârım, arzu ettiğiniz gibi Ebu Suud Efendi'nin fikirleri divanda istişare edildi. Dinledim paşa. O halde konuşulanlar malumunuz. İrademdir. Ebu Suud Efendi ile konuş. Kanunların yeniden yazılması için Celalzade ile birlikte idare edeceği bir heyet kursun ve bir an evvel başlasın çalışmaları. Nasıl arzu ederseniz. Yarın François'nın elçisini kabul edeceğim. Akabinde vazifeyi kendisine tebliğ ederim. Âlâ. Pargalı. Bugün divanda pek bir sıkıntılıydın. Aklın orada değildi sanki. Bir mesele mi var?